Deniz Feneri Derneği'nin düzenlediği iyilik yarışmasına İstanbul'dan katıldılar. Mehmet Akif Ersoy, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri. Annesinin kaderini omuzlayan miniklere iyilik götürmekte hedefleri. Kadın cezaevlerinde doğdukları andan itibaren dört duvar arasında demir parmaklıklar ardında büyüyen, özgürce parklara, oyun alanlarına gidemeyen çocuklara bir ahşap oyun atölyesi kurmak istiyorlardı. Kardeş olmaya bir gökyüzü yeter sloganıyla çıktılar yola. Oradaki çocuklarla bir bağ kurmak, oyun atölyesiyle becerilerini geliştirmek ve gönüllerince vakit geçirmelerini sağlamak, çocuklarla ilgili toplumsal bir farkındalık oluşturmak istediler. Gerekli izinleri alıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi Adalet Anaokulu'yla iletişime geçtiler. Oradaki miniklerin her türlü ihtiyacının devlet tarafından karşılandığını duydular, mutlu oldular, ancak yine de oyun arkadaşlığı ve abilik yapmak için o kardeşleriyle bir iyilik köprüsü kurmak istediler. Proje ekibi kontrolünde çocuklar için ahşap oyuncaklar yapabilecekleri ve oradaki çocukların da hem kendi oyuncaklarını üretip hem de zaman geçirebilecekleri bir atölye oluşturmak için yetkililerle görüştüler. Anaokulunun bahçesinde boş bir mekan tahsis edilmesini sağladılar. Onları daha iyi anlayabilmek için, anlatabilmek için amatörce imkanlarla kısa film çektiler. Tüm sınıflarda izletip farkındalık oluşturmak istediler. Okuldaki her sınıf oyuncak, okuma kitabı, boya kalemlerinden oluşan hediyeler temin etti. Okul korosu minik kardeşleri için şarkılar hazırladı. Oyun atölyesinde birlikte oyuncaklar yaptılar, şarkılar söylediler, çocuklar ilk defa kendi elleriyle yaptıkları oyuncakları koğuşlarına götürdüler. El ele verdiler, gönül gönüllü oldular, iyilikle dokundular küçük kardeşlerinin yüreklerine. Ahşaptan bir oyuncakla onlarca miniğin umut ışığı oldular. Hayal dünyalarına katkıda bulundular. Kardeş oldular, iyiliğin kocaman birer neferi oldular.